İsviçre'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerin çok merak ettiği konuları sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın evimden çekmek zorunda kaldım. Uzun zamandır İsviçre'de gerçekten havalar kötü olduğundan dolayı dışarıya çıkmaya fırsat bulamıyoruz. Evden işe, işten eve. Bu akşamda sizlere güzel bir video hazırlamak istedim ve hazırsanız sizin merak ettiklerinizi sizlerle paylaşmak için bilgi dolu videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar İsviçre dediğimiz ülke hayaller ülkesi. Paranın döndüğü ülke. Dünyanın en pahalı ülkesi. Yaşam ve refah açısından en yüksek ülkesi. Bunu size dipnot olarak her videomda aktarıyorum. Böyle bir ülkeye yerleşmeyi kim istemez? Herkesin isteyeceğini çok çok iyi biliyorum ki ben de bunlardan bir tanesiydim. Şimdi arkadaşlar, İsviçre'ye nasıl gelebilirim? İsviçre'ye nasıl yerleşebilirim? Orada yerleştikten sonra ben mesleğimi orada yapabilir miyim? Ben Türkiye'de X işinde çalışıyorum. Benim İsviçre'deki işimi devam ettirebilir miyim gibi birçok soru geliyor bana. Ben de dedim ki güzel bir şekilde sizlere bunları bildiğim kadarıyla aktarayım. Eksik, yanlış veya anlatamadığım konularda lütfen sizler de yorumların altına iletin ki ben de size detaylı bir şekilde geri dönüş yapayım. Şu ana kadar yorum yazan hiç kimseye dönüş yap dönüş yapmamazlık yapmadık. Herkese bir cevabımız oldu bildiğimiz kadarıyla. Şimdi arkadaşlar İsviçre'ye nasıl gelebilirim? Şimdi İsviçre'ye gelmek öyle dediğim gibi kolay bir durum değil ama size bunu iki başlık altında aktaracağım. İsviçre'ye bir işçi olarak gelebilmek, vasıflı bir kişi olarak gelebilmek, ikincisi de öğrenci olarak gelmek. Şimdi çoğumuzun bizi takip edenlerin yani diyebilirim ki %60-70'i işçi olarak gelmek istiyor. Türkiye'de berber Türkiye'de garson, aşçı, mermer ustası, araba tamircisi fark etmiyor. Birçok kişi diyor abi ben işçi olarak gelmek istiyorum ve İsviçre'ye nasıl gelirim? Şimdi işçi olarak gelebilmek arkadaşlar, sanılanın aksine gerçekten çok zor bir durum. Ben evet yorumların hemen hemen hepsine diyorum. Resmi gelin arkadaşlar. Resmi olarak bu ülkeye gelmeniz sizin çok büyük avantajına olur ki bunu Birçok bir videomda da nedenlerine sizlere sıraladım. Şimdi arkadaşlar, işçi olarak gelebilmeniz için sizin burada öncelikle bir iş vereninizin olmuş olması gerekiyor. Size herhangi fark etmiyor. Restorantta, orada, burada, berberde sizin evraklarınızla ilgilenmesi gerekiyor. Ve istenilen evrakların hepsini eksiksiz bir şekilde toplayıp, İsviçre'deki bu bölümle ilgilenen büroya teslim etmesi gerekiyor. Şimdi orada da şöyle bir sorun var arkadaşlar. İşverene İsviçre hükümeti diyor ki siz istiyorsanız fasıflı bir personel isteyeceksiniz tabii ki. Ve bizim ülkemiz için de iyi gelecek kişi çünkü bizim ekonomimize de yardım edecek. Ama öncelikle İsviçre'de bulunan bir kişiyi Bul. Bunun için de zaten direkt e, işçi bulma kurumları Türkiye'de nasıl varsa ki burada da var. Oradan bak diyor. Oradan bulamadığını farz edersek senin vasıflarına uymuyor. O zaman AB, Avrupa Birliği ülkelerinde bu işi yapabilecek insanları bul. Gelmeleri çünkü çok daha kolay. Diğer bulamadığını farz edersek ki bu bir ihtimal çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Diyor ki tamam sen kendi ülkenden getirebilirsin ama gelebilmesi için o kişinin gerçekten çok iyi vasıflara ve kalifiyeli bir personelin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani siz diyemezsiniz ki işte ben Türkiye'de orta segmentte bir tane bir işçiyim ve ben başvuru yapıp da gidebilirim değil arkadaşlar. En az iki dil biliyor olmanız gerekiyor hani bilseniz iyi olur aslında. Alanınızla ilgili mesleki yeterlilik diplomaları, sertifikaları olması gerekiyor. Onların bu ülkede geçiyor olması gerekiyor. Bunların hepsini nasıl yapacağınızı bir önceki videolarda aktardım sizlere. Kanalımı karıştırırsanız orada bulabilirsiniz. Diplomalarla ilgili bölümü. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman arkadaşlar gerçekten çok zor durumlar. Şimdi bunu da bırakalım bir tarafa. Hadi bir de öğrenci kısmına bakalım. Öğrenci olarak gelmek istiyorsun güzel kardeşim bu ülkeye. Sen ortaokulunu, liseni Türkiye'de bitireceksin. Sınavına gireceksin ve İsviçre'de bulunan üniversitelere başvuru yapman gerekiyor. Senin denkliğinin olabilmesi, kabul olabilmen, senin işte bölümünün burada olmuş olması gerekiyor. Bununla ilgili zaten İsviçre'de bulunan birkaç tane üniversiteyi yorumlar kısmına bırakıyorum. Oradan girip web sitelerinden ne koşullarda ne bölümlerde gelebileceğini oradan detaylı izleyebilirsin. Şunu da söyleyeyim öğrencilere, gelmek isteyen öğrencilere. Şimdi arkadaşlar burslu iseniz sorun yok. Yine sorun var ama hani burslu olmayan bir öğrenciye göre çok çok daha cüzi bir miktarlara gelirsiniz. Şimdi burslu olmadığınızı edelim. Ben üniversitelerin sitesine girip baktım. Ortalama yaklaşık 7-8 bin eurodan başlıyor. Minimum ücretler. Hani İsviçre'de olduğumuz için frank zaten kur olarak hemen hemen aynılar. 7-8 bin frank sadece senelik bölümünüzün ücreti olacak. Bunun üzerine yeme, içme, barınma, işte okula git gel masrafları ve okulun ekstra isteyeceği masraflar. Bunları da üst üste koyarsak gerçekten yaşam burada pahalı olacaktır sizler için. Bunu gelmeden önce finans yerinizi, finansınızı iyi değerlendirin derim. Buraya gelip de hem okuyup da hem de çalışabilirsiniz. Yalnız buradaki hükümet, devlet de bunu çok yani nasıl diyeyim aslında karşılıyorlar, istiyorlar da yapmanı ama belirli prosedürler içerisinde fazla detaya girmeyeceğim. Sadece bir insan %100 çalışabilir. Haftanın 5 günü okula gidip de geri kalan 2 günü çalışamazsın. Kaçak çalışırsın. O zaman da problem 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 olur sana. Ona hiç girmeyeceğim. Ama üç aşağı 5 yukarı burssuz bir öğrencinin İsviçre'de senelik yaşam maliyetlerini hesaplarsan 20.000 franka yakın bir para olacağını düşünüyorum. Bu tabii kişiden kişiye de değişir arkadaşlar. Şimdi İsviçre'ye mesleğini İsviçre'ye geldim bir şekilde gelebilme konularında şunu da aktarayım size. Evlilikle de gelebilirsiniz arkadaşlar bu ülkeye. Evlilikle gelmeyenler yok mu? Çok çevremizde, çok yani. Şimdi evlilikle gelebilmek sırf amaç uğruna buraya gelmek ben size tavsiye etmiyorum. Çünkü hani kötü bir durum aslında. Hani kullanmak birilerini oluyor. Ama tabii ki daha önceden tanışıyorsanız uzun süredir ilişkiniz varsa kimse size bu konuda bir şey diyemez. Ama sırf buraya yerleşebilmek için evlilik durumuna girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü onun da kendine göre zorlukları var arkadaşlar. Bunu da az çok gördük. Ondan sonra arkadaşlar diyeceğim şey iltica yolu. İltica yoluyla gelebilmek. Ülkeye kaçak yollarla gelebilirsin. Tabii ki bu birçok kişinin yapmış olduğu durum. Yalnız onu da size tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmememin sebebi arkadaşlar iltica ile ilgili bir video çektim sizlere. Oradaki yaşayabileceğiniz zorlukları, problemleri anlattım detaylı bir şekilde. Elimden geldiği kadarıyla zaten her konuya ayrı bir video çekmeye çalışıyorum ki size daha detaylı bilgi verebilmek için. Hani durum bu şekilde arkadaşlar. Hani tabii ki işçi olarak gelebilmek imkansız değil bunu yapanlar çok benim çevremde insanlar da çok. Bunun için biraz zaman, biraz maddiyat, biraz da sabra ihtiyacınız var. Türkiye'deki mesleğini İsviçre'de yapabilmenin şartlarından en önemlisi arkadaşlar sizin Türkiye'de alabileceğiniz meslek yeterlilik, mesleki yeterlilik diplomaları, sertifikalarının İsviçre'de geçerli olup olmamasına bağlı. Yabancı dili saymıyorum zaten arkadaşlar. Hani çalışmak istiyorsanız bir ülkede o ülkenin dilini mecbur bilmeniz gerekiyor. Minimum A2 B1 seviyesinde kendinizi ifade edebileceğiniz seviye A1 A2 diyorlar ama maalesef ben bunun acı şeyini yaşadım yani olmuyor yani A2 ile hiçbir şey yapamıyorsun bu ülkede. Devlet de diyor mesela A2 yapabilirsin ama A2 ile kusura bakma. hangi işverenin kapısını çalarsan çal sana o fırsatı vermiyorlar arkadaşlar. İsviçre'de kendi mesleğini yapman için en önemli şey dediğim gibi diplomalarının geçerli olmuş, geçerli olmuş olması gerekiyor. Bu geçerliğini de öğrenebilmen için sana tekrardan bir video bıraktım YouTube kanalımıza. Oradan da izleyebilirsin çünkü ben bu konuları defalarca kez anlattım. İsviçre gerçekten kolay bir ülke değil arkadaşlar diliyle, ırkıyla, insanıyla, muhabbetiyle, yaşamıyla, sosyal hayatıyla bambaşka bir ülke. İnsanların ve dünyanın gözünün bu ülkelerde, bu ülkede olmasının sebebi de bu. Refah seviyen çok yüksek. Seni kabul edebilmeleri için bu ülkeye senin diğer insanlardan bir farkının olmuş olması gerekiyor. Senin diğerlerinden bir farkından ve onlara katabileceğin ekstralarının olmuş olması gerekiyor. Sen bu ekstraları vermediğin takdirde İsviçre sana yağmurlu günde bir damla su vermez. Çünkü bunu ben burada yaşıyorum yani arkadaşlar. Ben buraya geldiğim zaman dil yabancı dil olarak Almanca öğrenmeye başladığım zamanlarda biliyorum. Bizde mesela kültür çok farklı. Biz ekmeğimizi bölüşüyoruz, sevgimizi bölüşüyoruz, muhabbetimizi bölüşüyoruz. İsviçreliler yanında yemek yiyor. Sana demiyor ki buyur yer misin yani bu insanlar bu kadar içe kapanık insanlar. Bunlara biraz da anlayış göstermek gerekiyor ki o yüzden dünyanın en iyi insan yani dünyanın en iyi ekonomilerine sahip bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorsunuz yani yeni olduğum için bazı şeyleri size eksik de anlatabiliyorum, yanlış da anlatabiliyorum. Bu ülkeye benden daha önce gelmiş insanlar var. Onlardan ricam bize bildiklerinizi bu videonun altına yorum olarak bırakın ki buraya gelmek isteyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olalım. Umarım videodaki bilgiler keyf, pek keyfinize gideceğini zannetmiyorum çünkü çok açık bir kapı yok aslında. Var da diyemiyorum, yok da diyemiyorum. Bu biraz da kişinin kendi şansıyla alakalı bir durum. Yani Elinizden, elimizden geldiği kadarıyla sizin sorularınızın hepsine cevap veriyoruz. Eğer bu sürece girmiş insanlar da varsa burada yapılması gereken ne gerekiyorsa da elimizden geleni yapmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bilgi dolu videomuzda görüşmek üzere. Güle güle sağlıcakla kalın.